Adem Bey, biz memlekete geldik ya. Genel hikayeli şu anda ittik. Evet yani, gerçekten. Şey sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Aman pardon. Sağ ol Murat. Murat. Murat Bey. Murat Bey. Murat Bey. Aşağı basını hazırsa geçebilirsin. Bir saniye. Ziraat makineleri konusunda prototip çalışmaları, iyileştirme faaliyetleri ve uygunluk testlerinin yapılmasında görev aldı. Karaman, 1984 yılına kadar doktora çalışmalarının yanı sıra aynı fakültede araştırma görevlisi olarak teknik resim ve makine bilgisi dersleri verdi. Sanayide kullanılan fren donanımları, kompresör, kuvernör gibi ithal edilen yedek parçaların yerleştirilmesi çalışmalarında bulundu. Değerli Erzincanlı hemşerilerim, Adnan Bey, hepiniz hoş geldiniz. Biz Erzincan AK Parti İl Teşkilatı olarak aday adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Bugün de 7 Haziran 2015 seçimleri için bize başvuran eski Devlet Demir Yolları Genel Müdürü, makine mühendisi, 1994 yılından beri kendini tanıdığımız, Erzincan'ın yetiştirdiği medari iftarlarından birisi olan Süleyman Kahraman Bey'in Erzincan'dan aday adaylığını açıklıyoruz. Bunun için buraya gelen herkese hoş geldiniz diyoruz. Ve sözü sayın aday adayımız Süleyman Kahraman Bey'e bırakıyoruz. Saygılar sunuyoruz. Merkez ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, sevgili dostlarım ve değerli basın mensupları. Bu anlamlı günümde beni yalnız bırakmayarak burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Az önce filmi izlerken ben de geçmişimi özlediğimi anladım. Bugün yeni Türkiye vizyonu çizen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Erzincan'ımızın gururu Sayın Binali Yıldırım'ı da aynı karelerde görünce kendimi çok şanslı hissettim. Onlara bu ülkeye ve Erzincan'ımıza yaptıkları hizmetler için huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Benim daha önce Erzincan'a böyle uçaktan çok inip gelmişliğim vardır. Ama bugün ilk defa uçağın merdivenlerinden inerken dizlerimin titrediğini hissettim. Şairin ben senin yanında bile hasretim sana dediği gibi Erzincan'dayken Erzincan'ı siz değerli hemşerilerimle birlikteyken Erzincanlıları özlemek gibi bir şey bu. Gurbette ilk çıkışım, gurbetten ilk dönüşümü hatırladım. O günkü gibi heyecanlıydım. Oysa ben gurbete çıkalı 40 yılı geçti. Ben her yıl birçok kere ya bir proje için, ya arkadaşlarım ve dostlarımı görmek için, ya da genelde burada yaşayan annemi babamı ziyaret edip onların hayır duasını almak için Erzincan'a gelmekten derin bir haz duyardım. Aslında farkındayım bu seferki gelişimin bende yarattığı heyecanı. Çünkü bilinçaltım bu seferki gelişimin farklı olduğunu biliyor. Anladım ki bu sefer gezmeye, hasret gidermeye değil, Erzincan için ciddi bir sorumluluğa talip olmak için geliyorum. Heyecanım bundan olduğunu anladım. Sonra sizi görünce heyecanım, sevinçim ve mutluluğa dönüştü. Bundan hepinizin katkısı var. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugüne kadar hangi görevde olursam olayım, hangi Erzincanlı bir sorunu için kapıma gelmiş olursa olsun, o anda işim ne kadar yoğun olsa bile mutlaka ilgilenmiş bir çözüm bulmaya çalışmışımdır. Şimdi yüzünüze karşı diye değil, benim Erzincanlılara
Siz değerli hemşerilerime karşı hakikaten gönlüm çok yukadır. Belki herkes memleketine karşı aynı hisleri taşır ama benimki bir başka sanki. Çünkü bugüne kadar her yerde Erzincanlı için hep iyi şeyler duydum. Erzincan'ın veya Erzincanlı'nın ne zaman adı bir yerde geçse mutlaka olumlu bir şey için geçmiştir. Bu da beni her zaman mutlu etmiş, Erzincanlı olmanın gururunu sizinle birlikte duymuşumdur. Bu nedenle tüm Erzincanlılara çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinizi çok kuvvetli şekilde alkışlayabilirsiniz. Ben de hayatım boyunca Erzincanlıların bu özelliğini bir sorumluluğa talip olmanın hem sevincini hem de ağırlığını yaşıyorum. Bir şansım var ki benden önce Erzincan'da milletvekilliği yapmış üniversiteden sınıf arkadaşım, daha sonra bakanım olan bu değerli insan Binali Yıldırım Bey'in ülkeye olduğu kadar Erzincan'a da çok hizmeti var. Ben de önümüzdeki hizmet döneminde onun da desteğini bekliyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hani bir söz vardır ya, yaptığım işler yapacaklarımın teminatıdır diye. Bu söz galiba benim için de biraz geçerli. İsterseniz kendi hayatımı, yaptığım işleri kısaca size özetleyeyim. 1950 yılında, 56 yılında Erzincan'da doğdum. İlk treni de burada gördüm. Sonra götürmüştü bizi İstanbul'a. O dönemde İstanbul'a veya büyük bir şehre gitmek zorunluluktu. Çünkü Erzincan'da üniversite yoktu. Sırf bu nedenle birçok aile çocuklarını üniversiteye gönderebilmek için gurbete çıkmak zorunda kaldı. Erzincanlı gençler, artık sizin kocaman bir üniversiteniz var. Çok şanslısınız. Erzincan'ı üniversiteye kavuşturan herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu sebeplerden dolayı zorunlu olarak ayrıldığım Erzincan'a bugün gönüllü olarak dönüyorum ve bundan çok mutluyum. Evet, lise bitti ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini kazandım. Sevgili hemşerim, Erzincan'ın da gururu Binali Yıldırım'la sınıf arkadaşı oldum. Ve çalışma hayatımız hep birlikte geçti. İnşallah bundan sonra da Erzincan'ımız için birlikte hizmet edeceğiz. Sonra özel sektör hayatım başladı. Çalışmaya başladığım firma otomotiv sanayinde görev yapıyordu ve yerli parçaların ikamesinde çalıştım. Önce genel müdür yardımcısı, daha sonra yönetim kurulu üyesi oldum. Firmam Otomotiv Sanayi Derneği'nden en iyi yerleştirme ödülü aldı benimle birlikte. 1994 yılında İstanbul'da belediyecilik tarihinde büyük bir devrim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve İstanbul ulaşımla ilgili iki Erzincanlıyı görevlendirdi. Birisi Sayın Binali Yıldırım, birisi de bendeniz. Yani o deniz otobüsleriyle biz de İETT ile görevli olduk ve İstanbul'un ulaşımını biz yürüttük. İETT şehir içi otobüsleri üzerinde ilk defa reklam bildirme uygulamaları başlatarak kurumun gelirlerinin artırılmasına büyük katkıda bulundu. Şehir estetiğine uygun bugün Erzincan'da gezerken gördüğünüz o duraklar var ya, hani insanlar reklamını asıyor. İşte ilk defa İstanbul'da o durakları ben başlattım. Ve İstanbul bu duraklarla süslendi, şehir daha estetik oldu ve şehrin görüntüsü değişti. Ayrıca da toplu ulaşımda ilk defa ortak bilet olarak anılan Akbil biletinin oluşmasında görev aldım. Hava kirliliğinin azaltılmasında katkıda bulunan Euro 2 otobüslerin İstanbul'a getirilmesinde ciddi katkılarım oldu. Bedensel engellilerin kullanımına yönelik olarak tasarlanmış alçak tabanlı otobüslerin toplu ulaşıma kazandırılması için de çok emeğim oldu. Ve İETT'de yılların 10 yıla doğru yaklaşırken memlekette bir şeyler değişti ve AK Parti iktidara geldi. Sayın Binali Yıldırım bildiğiniz gibi o zamanki adıyla Ulaştırma Bakanı
ben de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldum. Bu süre içinde TCDD'de neler yapıldı? Bir kere ülkemiz dünyada 8. Türkiye'de Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren ülkesi oldu. Yıllardır bahsedilen, biz öğrenciyken bahsedilen Ankara-İstanbul yüksek hızlı treni Sayın Bakanımızın ve bugünkü Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla yüksek hızlı treni Türkiye'de çalıştırmaya başladık. 12 yıl layıkıyla yapmaya çalıştığım bu görevde başka şeyler de yaptık. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul hızlı trenlerinin yapımını bitirdik. Ve şimdi Ankara-Sivas, Ankara-İzmir ve Ankara-Bursa yüksek hızlı tren çalışmaları sürüyor. Ve inşallah çok kısa zamanda ihalesini yaptık. Sivas-Erzincan yüksek hızlı treni de inşallah yapılacak ve Cumhuriyet elbette burada asrın projesi olan Marmaray'da da hem yapımında hem işletilmesinde çok büyük emeğim oldu. Türkiye'de ilk defa milli tren ve milli sinyalizasyon projelerini başlattık. Demiryolu'da yerli sanayinin gelişmesini, Türkiye'de ilk hızlı tren, makas ve travers fabrikanın kurulmasına çok emeğim geçti. TCDD'nin yol bakımını, yollarının bakımını yeniledik. Türkiye'de daha önce dışa bağımlı olan yan sanayinin yerleştirilmesini sağlayarak demiryolu sektörünün oluşması için çok çaba sarf ettik. Evet, biraz sıcak bir ortam oldu. Bu da iyi bir yerdi. Ben terlesem bile sıcaklık iyi. Sizin sıcaklığınız da bana çok vuruyor. Onun için biraz terleme var ama olsun. İzmir'de yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirdiğimiz bu oluşumda çok katkım var İzban'ın gelişiminde. Ve Ankara'da başkent ve Gaziantep'te Gazi Ray'ın gelişiminde de katkımız var. Bir dönem şehirlerimizin en gözde mekanları olan fakat yıllardır ihmal edildiği için gidilmeyen, gelinmeyen garların hepsini yeniledik. Ve bugün artık garlar yaşam merkezi oldu. Suudi Arabistan'da Mekke-Medine arasında inşa edilecek olan 450 kilometre uzunluğundaki Harameyn hızlı tren projesinin ilk çalışmalarına katılmış olmanın onurunu hep omuzlarımda taşıyacağım. Lise ve yüksek okullarda raylı sistemler üniversite bölümlerini açtık. Dünya Demiryolları Birliği'nin yönetim kurulu üyeliği ve Orta Doğu Bölgesel Başkanlığı da birkaç dönem Türkiye olarak biz yaptık. Bunların yanında TürkSat ve Türk Telekom yönetim kurullarındaki görevlerim nedeniyle telekomünikasyon alanda ülke çapında büyük gelişmenin yaşanmasında da katkım oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda göreve başladığımda gazeteciler bana dedi ki, bu görevde ne kadar kalacaksın? Ben de dedim ki, yüksek hızlı treni İstanbul'a götürünceye kadar bu görevde kalacağım ve yüksek hızlı treni İstanbul'a götürdüm. Allah'a şükürler olsun. Geçen hafta görevden ayrıldım. Görevden ayrıldığımda yine sordular. Dediler ki, içinizde vukti olarak kalan bir şey var mı? Ben de Erzincan'a hızlı treni getirmiş olsaydım çok daha mutlu olacaktım dedim. Hızlı tren inşaatı şu anda Sivas'tan Erzincan'a doğru geliyor. Ömrüm yettiğince milletvekili olsam da olmasam da bu projenin takipçisi olacağım. Ve inşallah yüksek hızlı tren Erzincan'a gelecek ve Erzincanlı hızlı trenin nimetlerinden yararlanacak. Her yere daha kolay gidecek çünkü Ankara, Erzincan 3 saat olacak. Eğer sizler de izin verirseniz özel sektör ve kamuda geçen çalışma hayatımdaki 40 yıllık birikimimi partim de uygun görürse Erzincan'ımızın hizmetine sunmak istiyorum. Eğer hemşerilerim bana durmak yok yola devam derse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzincan için projeler üretmeye çok çalışmaya devam edeceğim. Hükümetimizin 2023 programı çerçevesinde tüm bakanlıklar, kuruluşlar ve bütün şehirler yarış içindeyken
Ben de Erzincan'ımızın yarınlarını hazırlanmasında bu tecrübelerimle katkıda bulunmak üzere milletvekili olarak görev almak istiyorum. Sözlerime son verirken, bugüne kadar Erzincan'a hizmet etmiş, ahirete göç eden devlet büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşayanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Bugüne kadar şehrimize taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Burada bürokrat olarak yürüttüğümüz mesailer sırasında yeni Türkiye'nin kuruluş yolculuğunda her zaman ve her yerde bize güç veren, yol gösteren ve her türlü desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendi'ye, özellikle de değerli büyüğümüz Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye, hükümetimize, Erzincan milletvekillerimiz başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygı değer tüm vekillerine teşekkürlerimizi arz etmeyi görev sayıyorum. Bugün burada bize toplantı imkanı veren AK Parti İl Başkanımız Sayın Orhan Bulut'a, Merkez İlçe Başkanımız, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kolları başkan ve üyelerine, gençlik kolları başkan ve üyelerine, buraya teşrif ederek beni onurlarından tüm AK Partili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca Erzincan için AK Parti milletvekili aday olan tüm arkadaşlarıma başarılar. Devam edeceğiz. 2-0'ı Kut Ali Çakok adaylarla yapacağız adamlar. Hahahaha.